Nesat Yeditürk çocuğa. Bugün de hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Eğer sizler saat tam 4'te pazartesiden cumaya kadar, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te eğer Nesat Yeditürk ekranlarını açarsanız karşınızda beni, yani Nora ablanızı göreceksiniz ve tabii ki de Nesat Yeditürk çocuk programı içinde neler neler varmış, onları görmüş, onları duymuş, onları dinlemiş olacaksınız arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben arkadaşlar bugün sizleri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Çünkü Tanrı sizi çok seviyor. Bu yüzden Tanrı sizi çok sevdiği için, Tanrı'nın size verdiği değerden dolayı sizleri ben de çok seviyorum arkadaşlar. Bazılarınız bazı konularda kendini o kadar da iyi hissetmiyor olabilir. Mesela bazı arkadaşlarım matematik derslerinde başarılı hissetmiyor olabilirler. Ya da bazı arkadaşlarım diğer arkadaşları kadar hızlı koşamıyor olabilir. Ya da bazı arkadaşlarım diğer arkadaşlarım kadar güzel, yani güzel değil ama düzgün konuşamıyor olabilir. Bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü sizin değeriniz bunlarla bunların hiçbiriyle bağlantılı değil. Sizler neyi yapıp neyi yapamadığınızla ya da yapabildiğiniz ya da yapamadığınız şeylerle Tanrı'nın sevgisini kazanmıyorsunuz. Tanrı zaten sizi çok seviyor ve inanın her halinizle sizi çok beğeniyor, çok güzel buluyor arkadaşlar. Şunu unutmayın ki hepimizin birbirinden farklı farklı armağanları, farklı farklı yetenekleri, farklı farklı becerileri var. Ama hiçbir şeyi beceremeyen hiçbiri yok aranızda. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar. Sizler Tanrı'nın emek vererek yarattığı en değerli şeylerisiniz, en değerli çocuklarısınız. Düşünün ki bizler bir resim çizdiğimiz zaman ona nasıl özeniyoruz. Taşırmamaya çalışıyoruz boyarken, güzel güzel renklerle içini dolduruyoruz ve onu saklamak istiyoruz değil mi? Onu çok sevmek istiyoruz. Asla atmak istemiyoruz. Hiçbir zaman yırtmak istemiyoruz ya da başına bir şey gelsin istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü onu çok özenerek yapıyoruz. İşte Tanrı da sizleri böyle özenerek yarattı. Belki çok uzun zamanla ayırdı. Belki hemen kısacık zamanda yaptı. Ama kesinlikle çok düşündüğüne, çok çabaladığına ve çok severek sizleri yarattığına eminim arkadaşlar. Çünkü bizler insanlar olarak Tanrı'nın gerçekten en sevdiği varlıklarız. Bizi Tanrı çok seviyor. Bu yüzden de tabii ki de her birinize mutlaka bir yetenek verdi. Ve arkadaşlar dediğim gibi bazen başımıza bazı durumlar geliyor ve bu durumlar bize kendimizi biraz kötü hissettirebiliyor. Bunlara aldanmayın, çünkü şunu unutmayın, Tanrı sizlerin ne kadar mutlu olmasını istese bile bir de sizin mutlu olmanızı istemeyen biri daha var. Ama Tanrı sizi ondan sürekli korumak istiyor. Ve sizler onun sizlere bazen söylediği, bazen gösterdiği, bazen kalbinize fısıldadığı şeyleri inanmayın. Çünkü bazen biz bunu fark etmiyoruz ama şöyle ayırt edebilirsiniz. Eğer sizler kendinizi sevilmeyen, başarısız, beceremeyen, yapamayan, diğerlerine göre daha kötü durumda hissediyorsanız, işte bu o kötü olan, yani Tanrı, yani sizi mutlu olmanızı istemeyen Tanrı'nın, düşmanının sizlere söylediği, yüreğinize fısıldadığı yalanlar. Siz bazen bunu duymuyor olabilirsiniz ama o kadar akıllı ki sizi bazen kandırabilir. Ama tabii ki de sizler o kadar akıllısınız ki ve o kadar Tanrı sevgisiyle dolu bir kalbiniz ve düşünceleriniz var ki kandırılmayacaksınız asla. O yüzden de sizler her zaman sevilen, Tanrı tarafından sevilen, çok beğenilen, Tanrı'nın size verdiği becerileri ve yetenekleri sahip olan kişiler olduğunuzu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Bu da bizim bugünlük açılış konuşmamız olsun. Şimdi arkadaşlar birazdan sizlere hazırladığım şaşırtan bilgileri hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce şöyle güzel bir Ege'yi izleyin. Hatta bir de onun üzerine kumdaki hikayeleri izleyin. Ondan sonra biz burada buluşalım. Basenji türü köpekler havlayamayan tek köpek türüdür. Bu yüzden evinde basenji türü köpek besleyenlerin hırsızlığa karşı ek tedbir almaları gerekebilir. Bayrağının dört köşesi olmayan tek ülke Nepal'dir. Şekli
çam ağacına benzer. Yani Hindistan'da olduğunu düşünürsek çam ağacını görmek biraz zor. Genelde ilk doğan çocuğun IQ seviyesini kardeşlerine oranla %8 daha fazladır. Ben buna inanıyorum. Yeni doğan kardeşim daha konuşamıyor bile. Standart boy bir kurşun kalemle elinizi kaldırmadan düz bir çizgi çizerseniz 55 kilometre gidersiniz. 55 kilometre sonra kaleminiz biter. Bu arada yolda kalem açma molası vermeniz için kaçınılmaz olacaktır. Molalarda çerler şirketler. Kalabalık bir belediye havuzunda bir saat yüzerseniz yaklaşık yarım litre insan idrarı içersiniz. Merak etmeyin, idrarın insan bünyesine güzel etkileri de vardır. Ama pek fazla içmeyin. Çenemiz tüm dişlerimizi kıracak kadar güçlüdür. Ama beynimiz bunu engeller. Bu yüzden sinirlendiğimizde dişlerimizi sıkarken dikkat edelim. Aşınabilir. Bir gün Rob İsa öğrencilerini çağırıp Fısıh Bayramı için hazırlık yapmalarını istedi. Öğrencileri de İsa'nın istediği gibi gereken her şeyi hazırladılar. Aynı gece Rob İsa öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler bayram sebebiyle çok mutlu ve sevinçliydiler. Yemek yerlerken Rob İsa ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın." Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi: "Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın." Rab İsa onlara, içlerinden birinin kendisini ele vereceğini söyledi. Öğrenciler dehşet içinde birbirleriyle konuşup bunu kimin yapacağını sordular. Rab İsa onlara, "Bana ihanet edecek olan, elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır," dedi. Yemekten sonra Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Sıra Petrus'a gelince Petrus, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın? Bu mümkün değil," dedi. İsa ona, "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Eğer ayaklarını yıkamazsam yanımda yerin olmaz," dedi. Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkadıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi: "Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız." Bundan sonra İsa öğrencileriyle birlikte Zeytin Dağı'na çıktı. Orada öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Onlardan biraz uzaklaştı. Yanına 3 öğrencisini almıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim, burada kalın. Benimle birlikte uyanıp durun," dedi. Sonrasında Rab İsa diz çökerek babaya dua etmeye başladı. O sırada ona güç vermek için gökte bir melek belirdi. İsa o kadar çok dua etti ki terleri sanki kan damlası gibi toprağa düşüyordu. Rab İsa duasını bitirdikten sonra uyuyan öğrencilerine seslenerek, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi," dedi. O sırada öğrencisi Yahuda, başkâhinler ve halk önderleriyle birlikte kalabalık bir şekilde oraya geldiler. Yahuda anlaştığı gibi, İsa'yı onlara teslim edecek ve karşılığında 30 gümüş lira alacaktı. "Kimi öpersem İsa odur.
onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Gerçekten Yahuda gelip Rab İsa'yı öperek ona ele verdi. Hemen İsa'yı tutukladılar. Öğrencileri ise korkup kaçmışlardı. Bu bölümün de sonuna gelirken şimdi şu güzel ayetle veda edelim. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yuhanna 6. bölüm 56. ayet. Hazır mısınız? Öyleyse haydi bakalım hemen şaşırtan bilgilerimizle birlikte şaşıralım. Arkadaşlar ilk şaşırtan bilgimiz başınıza taktığınız şapkalarla ilgili. Eğer özellikle kış aylarındaysanız ve başınıza şapka takıyorsanız dikkat edin, aynı anda ayaklarınızın da ısındığını fark edeceksiniz. Çünkü başınıza şapka takmanın ayaklarınızı ısıtmaya da büyük faydası vardır. Peki acaba ayağımıza giydiğimiz çorabın başımızı ısıtmaya etkisi var mı? İşte bunu bilmiyorum. Bence bunu siz araştırın. Bir diğer şaşırtan bilgim gergedanlarla ilgili arkadaşlar. Bizler bazen zaman zaman hızlı hızlı koşup terleyebiliyoruz. Ya da özellikle yaz aylarında hiçbir şey yapmasak bile sıcaktan terleyebiliyoruz. Ama böyle zamanlarda içimden şöyle geçiriyorum. Keşke bir gergedan gibi olsaydım. Sebebi ise gergedanların hiç ama hiç terlemiyor olması. Bir diğer şaşırtan bilgim de yine hayvanlardan bir tanesiyle ilgili, maymunlarla ilgili arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Bazen dedelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin saçları azalabiliyor. Hatta bazı yerleri kelleşebiliyor, bile saçları dökülüyor. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Maymunlar da yaşları ilerledikçe tıpkı insanlar gibi kelleşebiliyorlarmış. Ve bir diğer şaşırtan bilgim ise dilimizle ilgili. Dilimiz, Tanrı bizi nasıl muhteşem yarattıysa, diliniz yaklaşık her iki haftada bir yeni tat alma hücreleri geliştirir. Yani hiç durmuyor ve dilimiz sürekli olarak çalışıyor. Şimdiki bilgim ise kokular ve burnumuzla ilgili. Kokular sağ burun deliğinizden sol burun deliğinize göre daha iyi koku alır. Yani eğer etrafta güzel bir koku varsa bence onu sağ burun deliğinizle ve eğer ortamda kötü bir koku varsa onu da sol burun deliğinizle almaya çalışın. Yani arkadaşlar sebebi de sağ burun deliğinizin daha iyi koku alıyor olması. İşte böyle. Ve bir diğer bilgim ve son bilgim anne karnındaki bebeklerle ilgili. Biliyorsunuz ki sizler de bir zamanlar annenizin karnındaydınız doğmadan önce. Ve arkadaşlar biliyor musunuz şu an yaptığınız var ya, yani esnemek. İşte sizler annenizin karnında bile esneyebiliyordunuz. Ben gerçekten çok şaşırdım. Umarım siz de benimle birlikte şaşırmışsınızdır. Şimdi bu şaşkınlığın yerine birazcık da sevinç koyalım. İşte onun için de ihtiyacımız olan şey tabii ki de Tanrı'nın sözü. Birazdan Tanrı'nın sözündeyiz. Merhaba Azi. Rabbin sözünü bildirdiğimiz her kente dönelim. Kardeşlerin durumunu öğrenelim. Ölçülerin işleri 15:36. Harikasın sen Zihi. İkinci yolculuğun girişini sen yapmış oldun böylece. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. O zaman ikinci yolculuk başlasın. Başlasın hemen. Evet, nerede kameram? Bu. Evet. Pavlus bu sefer yanına kardeşlerinden Silas'ı alıyor ve yola çıkıyorlar. Bu arada ek bilgi olarak Barnabas da Markos ile Antakya'dan Kıbrıs'a yelken açıyor. Nereden buluyorlar o kadar büyük yelkeni? Nasıl yani Zihi? Yelkeni açıyorlar ya,
Kaç kişi tutuyor onu? Bak Zi, yelken açmak bir deyim. Ha, aç yelkeni gör gemiyi gibi. Hoppala, bak onu ilk defa duydum ama yapısı gereği sanki atasözüymüş gibi geldi bana. Ben uydurdum. Harikasın Zi, aklına sağlık. Yelken açmak demek, yola çıkmak için hareket etmek demek. Bir söz öbeği biçiminde olduğu için de atasözü değil, deyim olarak adlandırılıyor. Ne güzel bilgiler. Teşekkürler. Aa, ben teşekkür ederim Zi. Lütfen devam et, ben böldüm. Yok yok, önemi yok. Pavlus ve Silas Yeruşalem'den yola çıkıyor. Suriye'den ve Kilikya'dan geçiyorlar. Önce Derbe'ye ve sonrasında da Listra'ya uğruyorlar. Dur, biraz dur. Mola. Çok yol, çok yer. Bir sürü yer ismi mi? Ya, çok haklısın Zi. Öyleyse açıklayalım. Suriye, Orta Doğu topraklarında yer alan eski bir bölge. Günümüzde de ülke. Hatta güney sınırımızda bulunuyor, komşu ülke. Kilikya ise Alanya'dan başlayıp doğuda Kine Töyük'te son bulan, kuzeyde ise Toros Dağları ile çevrili antik bir bölge. Her bölgede antik. Günümüzde artık antik durumdalar Zi. Yani çok eskiler. Tarih içerisinde sıkça yer almışlar. Hala da isimleri söyleniyor, biliyor musun? Derbe'yi anlatmıştın. Roma eyaletinde yer alan bir şehirdi. Ya. Günümüzde Karaman ilinde yer alıyor. Evet, ne güzel hatırladın Zi. Yüreğine sağlık. Senin de yüreğine sağlık be. Listra'yı da konuşmuştuk, hatırladın mı? O da İç Anadolu bölgesinde kalan bir şehir. Pavlos burada genç bir öğrenciyle tanışacak. Dananan, Timoteus. Vay be, harika. Pavlos aslında daha önce uğradığı bu kentlere tekrar uğrayarak öğrencilerini, inananlar topluluğunu ve Tanrı sözünün yaşayışını görmek istedi. Hadi Timoteus'u anlat. Hemen. Timoteus bu kentte oldukça tanınan bir kişiydi. Elçi Pavlus, Timoteus'un da kendileriyle gelmesini istedi. Timoteus, Grek olduğu için Yahudiler bu genç adamı sünnet etmişti. Artık üç kişiler mi? Evet Zi. Elçi Pavlus, Barnabas ve Timoteus. Hmm. Frigya ve Galatya bölgelerinden geçtiler. Dur bakalım kardeş. Evet Zi, buraları yepyeni yerler. Gördüğün gibi ikinci yolculuk ilkiyle aynı değil. Frigya'yı duymuştum. Ya ne güzel. O kadar. Bir tek duymuştum. Olsun Zi. Şimdi anlatacağız nasılsa. Tahmin edeceğin üzere Frigya'da antik bir kent. Günümüzde Ankara, Afyon, Eskişehir illerini kapsıyor. Biraz da Konya, Isparta, Burdur ve Kütahya. Biraz da karabiber koy bari. Başka il kalmadı zaten mi? O kadar da değil Zi. Türkiye'nin tam 81 ili var. Tamam o zaman. Ya. Frigya çok geniş bir tarih aralığında Hitit gibi, Roma gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge. O dönemde de Roma'ya ait. O kadar güzel anlattın ki. O kadar güzel. Ama diğer yeri unuttum. Hemen hatırlatayım o zaman. Diğer yerin ismi de Galatya. Kayısısı çok güzel oraların. Sen Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Malatya ilimizin kayısılarını söylüyorsun. Hı. Evet, çok güzeldir. Ancak kutsal kitabın bahsettiği yer Malatya değil, Galatya. Tamam. Bu bölge Orta Avrupa kökenli bir kavme mensup insanların yaşadığı bir yer. Galatların yerleştiği bölgeye antik zamanlarda Galatya adı verilmiş. Hmm. Bu yerin adını tahmin edebileceğin üzere Romalılar vermiş. Anladım. Yani kesin sınırlarını bilmek mümkün değil ama Ankara ve Kırıkkale illerimizin tümü bu bölgenin içinde yer alıyordu. Biraz da Çorum, Amasya ve Yozgat. Yine çok mu saydım yoksa? Yok canım. 81 tane ilimiz var zaten. Bol bol say. Oradan say, buradan say. Bu bölgelerden geçtiler ama müjdeyi buralarda pek yayamadılar. Onlar da Marmara Denizi'nin güney tarafları olan Misia'ya geçtiler. Buradan da Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler. Sanki yerlerin ismini kafandan atıyormuşsun gibi geliyor. Bir dahaki bölüm defter kalem götüreceğim. Gerçekten karışmak üzere. Tamam Zi. Tamam, hemen tekrar edeyim o zaman. Misia ve Bitinya demiştik. Evet. Misia günümüzde Bandırma, Erdek ve Balıkesir çevresine denk gelen bir liman kenti. Misina gibi. Oradan aklında kalsın, harikasın. Bitinya ise şimdiki İzmit taraflarına denk geliyor. Peki öyleyse. O nereden aklımda kalsın? Yani eğer sıkıldıysan, bir Bitinya diye düşünüyorsan oradan aklında kalabilir. Hem bilgiyi soktun aklıma hem de lafı.
Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler ama olmadı. Kutsal ruh onları başka bir tarafa yönlendirdi. Troas kentine geldiler. Burası da günümüzde Çanakkale'nin Ezine yerine denk geliyor. Oo, peynir yemeye gittiler. Pek değil. Peynir peynir. Bir kuzu olsam da onları çok iyi anlıyorum. Canım, kuzu arkadaşım benim. Paulus, Silas ve Timoteus Troas kentinde bir süre konakladı. O gece Paulus bir görüm yaşadı. Ne o? O da sonraki bölümde artık. Of be! Doruldum sana. Bu bölüm doğru mu yanlış mı sorusu yok o zaman. Çok merak ettim ama ya. Aa, nereye hemen dur, darılma ya. Gitme. Aa! Tanrı'nın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bu bölümde tabii ki de yine kutsal kitaptan çalışacağız. Birlikte öğreneceğiz ve bizleri bu hayatta en çok seven kişi olan Tanrımızın sözünü birlikte keşfedeceğiz. Acaba bugün senin için seçtiğim hikaye ne arkadaşım? İşte bu bölümün adı. Hazırlanın. Durma öyle arkadaşım, hazırlan bakalım. Ama acaba ne? Hadi gel hep birlikte okuyalım. Sana bir sorum var. Hiç, daha önce hiç, bütün bir hafta süren bir partiye katıldın mı? Nasıl bir parti? Mesela yaz geliyor partisi, doğum günü partisi, mezuniyet partisi, kardeşim doğdu partisi gibi. Ama bunun çok uzun, yani bir hafta sürdüğünü unutma. Ya da bütün gün süren bir vaaz dinledin mi? Biraz hem çok derin, hem çok heyecanlı, hem de bütün bir gün sürerse bizim için birazcık yorucu olabilir değil mi? Kulaklarımız dinlemekten çok yorulabilir. Ben daha önce hiç bütün bir gün süren bir vaaz dinlemedim. Tanrı'nın halkı köle olarak geçirdikleri yıllardan sonra eve döndüklerinde aynen böyle oldular. Hatırlıyor musunuz? Tanrı'nın halkı uzun zaman köle oldu. Tanrı onları kurtarmak istedi. Mesela Mısır'dan çıkardı onları. Çok uzun süre uğraştılar bunun için. Ama bir köleliğin bittiğini düşün. Yani köleliğin ne olduğunu sana tekrardan hatırlatmak isterim sevgili arkadaşım. Parayla alıp satılan insanlar düşün. Mesela biz para verip bir kalem satın alıyoruz ve o kalemi istediğimiz gibi kullanabiliyoruz değil mi? Ya da mesela para verip defter satın alıyoruz ve o defteri istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. İstediğimiz sayfasına yazı yazabiliyoruz, istersek kopartabiliyoruz. İşte bir defter ya da bir kalemin yerinde insanın olduğunu düşün. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Yani bir başkası bir başkasını parayla satın alabiliyor ve ona istediği her şeyi yaptırabiliyor. Bu çok korkunç bir şey. Ve eskiden bunu gerçekten yapıyorlardı. Ama gerçekten Rabbe şükürler olsun artık böyle bir şey yok. İşte eskiden Tanrı'nın halkı böyle köleydi ve tabii ki bu kadar üzücü bir durumdan kurtulduklarında bunu gerçekten kutlamaya doyamazsın. Tabii ki de bütün bir hafta kutlarsın, öyle değil mi? Tanrı'nın nasıl yaşamalarını istediğini ve kim olduklarını unutmuşlardı onlar köleyken. Bu yüzden sonra tabii kurtuldular ve büyük partide de unuttular aslında Tanrı'yı. Çünkü artık kurtulmuşlardı ve Tanrı'ya ihtiyaçları yoktu. Bu yüzden Ezra ve Nehemya, yani bu iki peygamber, Ezra ve Nehemya, bu isimleri unutmayın olur mu? Tanrı'nın Musa'ya verdiği bütün kuralları onlara hatırlattı. Musa'yı da hatırlıyorsunuz. Tanrı Musa'ya bir sürü kurallar vermişti hani insanlara iletmesi için. Çünkü o kurallara uyduğumuz zaman çok daha sağlıklı, çok daha mutlu, çok daha güvenli oluyorduk. Çünkü Tanrı o kuralları bizler daha mutlu, daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde yaşayalım diye vermişti. Ama sonra bir şeyler oldu. Vaaz uzadıkça daha da üzgünleştiler. Neden? Vaaz sıkıcı olduğu için mi? Yok, ondan değil. Şöyle garip bir şey olmuştu. Ezra kitaptaki kuralları okuduğunda sanki onlara bir ayna tutuyor gibiydi. Onların nasıl davrandığını gösteriyordu ve halkın gördükleri hiç hoşlarına gitmedi. Yani o kitapta yapma denilen ne varsa aslında onlar yapıyorlardı. Mesela orada
bir bardağı yere atıp kırma yazıyordu. Ama onlar zaten bir bardağı yere atıp kırıyorlardı. İşte böyle düşün sevgili arkadaşım. Yaşamaları gerektiği şekilde yaşamadıklarını fark ettiler. Kötü ve bencil olduklarını anladılar. Şimdi size bunun sebebini söylemek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'nın yardımı olmadan, Tanrı'nın bize verdiği görevleri ve kuralları uygulamak çok zordur gerçekten. İşte onlar da bu dönem bunu yaşadılar. Çünkü o tam bir kurallar listesiydi. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Teneffüste bahçeye çıkmayacaksın. Teneffüste bunu yapmayacaksın. Teneffüste arkadaşınla sohbet etmeyeceksin gibi düşünün. Evet, bunlar bizim iyiliğimiz içindi ama Tanrı'dan yardım almadan bunu tek başımıza yapmak çok zordu. Her şeyi mahvettik diye ağladılar. Tanrı bizi kesin cezalandıracak. Tanrı'nın ne yapacağını bildiklerini sanıyorlardı ama tabii ki de bilmiyorlardı. Aslında Ezra'nın ismine baksalar belki bir ipucu görürlerdi. Ezra'nın isminin anlamını ne olduğunu merak ediyor musunuz? Ezra, yardım geldi demek. Yani o zaman şöyle mi? Bu insanlar bu kuralları uygulayamadıkları için yardıma ihtiyaçları var ve sonunda yardım mı geliyor? Nehemya'nın isminde de daha da büyük bir ipucu vardı hatta. Çünkü onun adı Tanrı gözyaşlarımızı siler anlamına geliyordu. Yani ağlamalarına belki de gerek yoktu. Belki Tanrı onlara yardım edecekti. Birazdan göreceğimiz gibi hatta Tanrı'nın yapmak üzere olduğu şey tam olarak buydu. Ezra Tanrı'nın halkına baktı. Hepsinin gözleri yaşlarla doluyor ve yanaklarından aşağı süzülüyordu. Vaaz vermeyi bıraktı. Öylece cümlesinin ortasında durdu ve kitabını kapattı. "Şimdi parti zamanı!" diye bağırdı. Ne partisi insanlar böyle ağlarken? Ama onlar da bu heyecanlı sesi duyunca hemen bunu yapmaya başladılar. Çünkü Tanrı onlara yardım getirecekti. Hem de tüm hafta boyunca büyük bir parti yaptılar. "Tanrı bize mutlu olmamızı istiyor," dedi Ezra. Bütün gün Tanrı'nın halkı için yaptığı harika şeyleri dinlediler. Dünyayı nasıl yarattığını, İbrahim'e nasıl özel bir söz verdiğini, onları nasıl kölelikten kurtardığını, nasıl Musa ile konuşup ne şekilde yaşamaları gerektiğini anlattığını, sonra onları nasıl özel bir ülkeye getirdiğini ve ne olursa olsun defalarca ve defalarca onları kurtardığını anlattı. Şimdi arkadaşlar burada durmak istiyorum. Yarın bu hikayenin devamını hep birlikte göreceğiz. Acaba ne oldu? Tanrı onlara nasıl yardım edecekti? Bu parti boyunca başka neler yaşadılar? Bu hikayenin devamı yarın gelecek. Ama sizler bu sırada bu kadar üzgün insanların neden bir anda bu kadar mutlu olduğunu düşünün. Olur mu? Ben sebebini biliyorum. Bence şöyle olabilir. Onlar o kadar üzgünken Tanrı onlara yardım edeceğini söyledi. Ve Tanrı böyle bir şey söylerse kesinlikle yapar. Çünkü Tanrı her zaman sözü güvenilir bir Tanrı'dır. İşte bu yüzden sanırım çok heyecanlandılar ve kutlamaya başladılar. Arkadaşlar sizler de kendi fikrinizi lütfen bizlere ulaşarak bizlerle paylaşın. Mesaj atabilirsiniz, video, fotoğraf gönderebilirsiniz, ses kaydı atabilirsiniz ya da sadece yazabilirsiniz. Bizler sizden gelen haberleri büyük bir heyecanla bekliyor olacağız. Bugünlük kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.